Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Lars analizi ile karşınızdayım. Bu arada Zedix Smurf analizi hepinizin beklediğinizi biliyorum. Ancak Zedix Smurf ile beraber Discord'da analiz yapacağımız için birbirimizin aynı zamana denk gelmesi biraz zor oldu. Yarın ya yani bu akşam ya da yarın videoyu çekmiş olacağız. 2-3 gün içerisinde de video kanala gelmiş olacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi Discord'a geleceği için aynı zamanda müsait olma durumu biraz sıkıntı olduğu için sıkıntılar yaşandı. Kusura bakmayın. Şimdi Lars analizini neden yapıyorum? Kendisi 550 puan olmuş. Grand Master olacak. Oradan Challenger'a falan hani kendisi içinde genel olarak da zor bir şey. Yani harbiden helal olsun. Şimdiden söyleyeyim Bu arada Zoe'ye karşı oynuyor. Zoe'ye karşı Yasuo fena olmayan bir tercih. Hani mükemmel mi? Özellikle turnuva maçlarında çok iyi olduğu söylenemez. Ee, sonuçta turnuva maçlarında her zaman ne düşünüyoruz? İşte orta koridoru ittirsin bir şampiyon yeterli gibisinden. Ama burada ne diyoruz? Tekli dereceli biraz daha böyle işte üstüne atlayan şampiyonlar falan filan daha güçlü olabiliyor. Bir de dipnot Ormancısı Diana arkadaşlar. Diana Yasuo kombosunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Çok inanılmaz ölümcül bir combo. Çünkü Diana direkt E ulti attığında Yasuo da çok rahat ulti atıp rakibini öldürmeyi başarıyor. Şimdi Doran Kalkanı ile başlamış. Ründen şöyle buradan da Overgrowth falan girmiş. Evet şurada hemen bu ufak bir takas yapıyor gördüğünüz gibi. Bu arada Larsın da Yasuo'su zaten hani bayağı iyi hepiniz biliyorsunuz. Hemen bir totem atmaya gidiyor. Aynen güzel bir totemini attı. Bu arada bu totemi e, biliyorsunuz ki ben şuraya falan attırtıyorum genelde. Ama biraz geciktiyseniz buraya totem atmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden mesela rakibin nereden başladığını biliyorsanız şu an buraya atmak yerine şuraya atmak daha önemli. Abi diyeceksiniz ki neden buraya değil neden bu çalıya değil? Arkadaşlar bu çalıya at atmanız biraz geç oluyor yani. Nasıl diyeyim? Biraz sürüyor. Hani biraz daha yürüyorsunuz. O yüzden hemen böyle gelip tık diye şuraya atıyorsun. Buraya niye atmıyorsun? Buraya atarsan adam buradan girerken görmeyebilirsin. O yüzden şuraya atıp buradaki her şeyi görüyorsun. Adam Lee de buradan buraya atlarsa da ona yapacak bir şey yok ki zaten öyle bir gank de yok yani. Haberiniz olsun. Burada yine bak sürekli minyondan sekip rakibe E atmasa bile rakibe gidip bir tane Q atıp tekrar minyondan sekip Geri dönüyor. Bakın. Yine bu otomatik saldırı yaptı. Bakın. Hop. Yine atladı üstüne. Orada E yeteneğine W basmayı denedi ama basamadı. Bu arada basmış olsaydı bayağı hasar vurdu. Bu arada tutuşturla beraber direkt olarak girdi. Sıçra otomatik saldırı. Burada Zoe'yi düşürüyor. Bu arada şimdi burada keserken çok bir şey yapmamış gibi gözüküyor olabilir. Ama bence koridordaki en önemli detaylardan bir tanesi arkadaşlar. Orada yaptı. Bu arada Graves onu öldüremeyebilir arkadaşlar. Minyonların içinde oynarsa çok güzel. Graves direkt olarak çıkıyor oradan. Şimdi o takas kısmına dikkat ettiyseniz sürekli böyle minyondan sekip otomatik saldırı ya da Q vurup hemen böyle kendi minyonu, hani rakip minyondan tekrar geri falan çıktığını gördünüz. Hani onlar işte Yasuo'ların aslında iyi Yasuo'larla böyle ortalama bir Yasuo'yla farkını gösteriyor. Kolay gözüküyor. Ama o takas zamanlarını, o açıyı falan yakalamak o kadar da kolay değil arkadaşlar. Az çok ya oynuyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Şimdi bir skoru aldı. iki tane saldırı hızı yani hançerini aldı. Bir tane de uzun kılıcını aldı. Bir tane de pot. Şu an koridorda gayet iyi. Bu koridoru mesela ittirmeyebilir. Şimdi bak ben bunu çok yapıyorum. Mesela ben bu koridoru ittirmem. Neden ittirmem? Adamın sıçrası yok. Tamam mı? Ee, evet Diana ile Yasuo'nun kesme baskısı yok belki. Ama sonuçta Yasuo'nun ölme baskısı gibi düşünün bunu. Yasuo'nun ölme baskısı var. Bu da ne demek? Koridoru ne kadar ittirmezseniz, koridoru ne kadar size yakın olursa sizin ölme potansiyeliniz o kadar düşer. O yüzden de arkadaşlar herhangi bir şekilde koridoru ittirmemeniz daha sağlıklı böyle durumlarda. Özellikle de 6. seviyeden sonra koridor hala burada olursa Diana Yasuo ile sırşası olmayan bir yi öldürmek kadar kolay bir şey zaten yok arkadaşlar. Evet burada bakın gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş vuruyor. Hiç şeye gerek yok. Hani koridoru ittirmek o da istemiyor. Fark ettiyseniz. Son vuruşları yapıyor. Hani böyle olabildiğince az vuruyor minyonlara. Bu arada şu an neredeyse minyon kaçırmadı bile diyebiliriz. Ee, son dönemde zaten ben yayınlarına az çok bakıyorum kendisinin. Çok tryhard oynuyor yani şey olarak. Hedef koymuş kendisine Grandmaster olmayı. O şekilde oyun oynuyor. Şimdi Zui alt koridora indi. Ee, oraya ışından falan da gitti yalnız. Burada normalde biz ne görüyoruz? Alt koridora giden rakip orta koridoru gören bir takım oyuncusu genelde üst koridora gider. Ama burada e, üst koridorda takım arkadaşı falan olmadığı için alt koridora doğru rotasyon yapıyor ve burada W yeteneğiyle onu kurtaracaktır derken yalnız orada Bubble'ı yedi, Yone kovalıyor orada. Oh, o Afelios büyük ihtimal düştü. Yalnız Lars da düşebilir. Buradan direkt olarak çıkması gerekiyor. Bu arada üst koridordan çok kazanıyorlar. Onu da söyleyelim. O bir dakika döndü. Trash geliyor, Zoe geliyor. O burada ölmüş olabilir. E ee? burada ölmüş olabilir. O yüzde öldü. Ne yapacak ki buraya? Hmm. Burası işte bence hatanın ee, biraz şeyiydi. Yani şöyle. Aslında takım arkadaşlarına yardım etmek istedi. Bunu anlıyorum ama arkadaşlar 6 seviye olmayan bir Yasuo ile zaten mevzunun bittiği bir yere baskın yapmak çok da mantıklı değil baskın yapmadı zaten takım arkadaşı kurtardı ama orada işte Zoe'nin geldiği yeri görmediği için ona bir tane W yeteneğini kullanmış olsaydı oradan büyük ihtimal kurtulacaktı çok büyük hata mı bence çok büyük hata değil olabilecek bir şey ama bazen işte öyle bir denk geliyor ki normalde mesela üst koridora rotasyon yapsa okey olacak. Yöne'ye işte kuleye vursalar falan filan ama üst koridora takım arkadaşı olmadığı için oraya da gidemedi. Kuleye vurabilirdi belki o olabilirdi. Bu sefer daha Felio söyleyecekti. Çok bir şey değişmeyecekti aslında. Bakın hemen üst koridora bir rotasyon yapıyor. Üst koridora gitmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Yani öldürebilirler mi? Oo bir dakika. Ne yapıyor akşam Ölüşe bak Akşan'ın. <laughs> Yazık günah. Hop orada Q yetenek Q'sunu stekliyor. Orada yöne geldi. Yöneyi direkt olarak EQ ile hop ultisini de kullanıyor. Direkt olarak yöneyi düşüreceklerdir. Shutdown'u da aldı. Şimdi burada o bak. Bu işte mesela şu an bence or ben olsam orta koridora gitmezdim. Ben olsam burayı ittirirdim. Rakibimin ışınlanı yok. Çünkü az önce alt koridora attı. Şu an burayı ittirirdim. Bir sonraki minyon dalgasını ittirip buraya da vururdum. Çok fazla plate alırdım. Akşam da orta koridora giderdi. Çok 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 daha verimli bir hamle olmuş olurdu. Rakip takım çok fazla minyon kaybetmiş olurdu. Bence kesinlikle öyle yapılması gerekiyordu. Zaten orta koridordan çoğunu kaybetti. Onun geldiği zaman aralığında akşam da gelecekti buraya. Bence bu mesela şu ana kadar ki en büyük hata. Hatta orta koridorda da skor veriyor burada Lars. Dediğim gibi bu mesela bakın. Adam 550 puan ki Lars'ı hepiniz az çok izlemişsinizdir. Hani uzun zamandır oyun oynuyor. Mesela yüksek seviyede de oynuyor. West Master falan filan. Mesela orada bile oyun içerisinde belki çete baktığı için, belki herhangi bir sebepten, belki o an aklına gelmedi bilmiyorum. Sebep ne olursa olsun bir şekilde oyun oynarken bunlar aklınıza gelmeyebiliyor. İşte her zaman aklına gelen bu olaylar, her zaman aklına gelen insanlar da daha yüksek seviyeye çıkıyor. Bak şu an inanılmaz bir tempo kaybı yaşandı. Kendiniz gördünüz zaten. Orada üst koridorda olsa hem ölmeyecek hem rakip daha fazla minyon kaybedecek. Akşam orta koridora gelecek falan filan bir sürü olay. Evet şimdi böyle iki tane ufaktan kor mı dediğimiz. Yani Yasuo'ya gerçekten lazım olan saldırı hızı çizmesi. Ve burada da e, bu eşya var. Bu eşya o kadar önemli değil ama yine fena değil diyebiliriz. Saldırı hızı çizmesi burada en önemlisi yöneyle ile Yasuo'ya. Evet burada da o bir dakika. Burada skoru almış olabilir sıçrası var ama o. o güzel oynadı burayı. Zoe'nin de bubble'ına direkt W'ye attığı için gördüğünüz gibi Zoe'yi direkt olarak bakın yani işte karşı tercih bundan bahsediyorum. Bubble'ına bir tane W attı. Bu arada burada kesinlikle buna vurması lazım. O bak burada kesinlikle bu plakayı %100 alması lazım. Çok erken üste dönüyor. Evet normalde doğru bir şey. Hatta benim de çok fıça söylediğim bir şey bu yaptığı şey. Kesinlikle katılıyorum. Ancak Burada gerçekten çok az bir canı vardı. Yani bir iki tane vurup direkt geri çıkıp üste dönse yine neredeyse yetişecekti. Dediğim gibi bence burada o plakayı alması lazımdı. Ama Allah'tan minyonlar almadı burada plakayı. Bir sonraki üste dönüşünde alacaktır. Şimdi şöyle de bir şey var. Belki şunu düşünmüş olabilir. Ulan zaten plakayı alsam da alacağım eşyalar değişmeyecek. Bunları alacağım. Ekstra bir şey alamıyorum. O plakayı şimdi almayayım. Bir sonraki sefere alayım diye düşünmüş bile olma ihtimali var. Eğer bunu düşündüyse Büyük adamsın Lars. Harbiden bunu düşündüyse efsane bir hareket. Evet sonunda sıçrası olmayan Zoe'ye karşı koridoru donduruyor arkadaşlar. Neden? Çünkü baskın istiyor. Diyor ki Diana'ya kardeşim buraya gelmen lazım diyor Diana'ya. Burada da Trash orta koridordaki sıkıntıyı görüp orta koridora yardıma geliyor. Ama burada Trash sıkıntıya giriyor. Diana da geldiği için. Bu arada Yasuo'nun Yasuo ve Diana'nın 2 iki ve ikisi inanılmaz güçlü arkadaşlar. Onu çok net bir şekilde size söyleyebilirim. Hepiniz de zaten biliyorsunuzdur. Yani bir oyuncuyu direkt olarak tekleyebilirler. Orada bir ulti attı ama sanırım Yasuo'nun ulti renci yoktu diye düşünüyorum. Çünkü Lars genelde öyle ultileri kaçırmaz diye düşünüyorum. Şimdi üsse döndüğünde kalkan yay, ölümsüz kalkan yayı aldıktan sonra arkadaşlar emin olun bambaşka bir şey dönüşecek. Ve az önce almadığı plakayı burada almış oluyor. Tekrar söylüyorum. o burada Natulius ultisiyle beraber Graves'e atlıyorlar. Ama Graves oradan bir şekilde çıkıyor. Şimdi buralardan sol taraf bir şey çıkartamıyor gibi duruyor. Ama arkadaşlar şimdi Yasuo farm yaptıkça ölmedikçe skor eğer alırsa zaten inanılmaz güç oluyor. Farmını dakika farma yakın yaparsa veya dakika farm yaparsa biliyorsunuz ki çok güçlü bir karakter. Eşyaları ne kadar erken alırsa Yasuo'ya onu sağlıyorlar. Ben tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Üste döne, dönmeden önce zaten alacağım eşya yok. E, alacağım eşyalar değişmiyor. Ben en iyisi üste döneyim. Bir sonraki üste üste dön, üstümden geldiğimde bu plakayı alırım diye o plakayı bir cam bıraktırdıysa yani düşündüyse bak harbi diyorum büyük hareket. Yani ufak ama çok büyük. Ufak ama büyük derler bunu. Oo bir dakika. Orada Nautilus ultisi geldi ama bu arada diğer tarafta Nautilus'un Q'suna atmış ultiyi Lars. Onu da burada görmüş olduk. Nautilus'un ultisi duruyormuş. Şimdi 9. seviye oldu. Ölümsüz kalkan yay almadan üste dönmek istemiyordur diye düşünüyorum. Çünkü çok 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 inanılmaz güçlü bir power spike dediğimiz yani o güç patlaması tarafında inanılmaz güçlü bir eşya arkadaşlar. Diana'nın ultisi var. Oo, 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 İşte Diana Yasuo kombosu bu arkadaşlar. Orada trash de düşecek arkadaşlar. Q'sunu bekletiyor orada. Hop Yone'ye atıyor. Bakın treşe Q'sunu atmadı. Yone'yi attı. Ha Yone yine keserdi ama işte Diana Yasuo kombosunun gücü. Orada 4 kişiyi 3 kişiye ne ulti attı. Yasuo direkt olarak oraya gitti. Ve 5 kişiye karşı savaş kazandılar. Ve Akşan'a bakın bu süreçte farmlıyor. Ve ikinci kuleyi de alıyor. akşam inanılmaz güçlü olacak. Akşan'la Yasuo da var zaten. Yasuo Diana'sı da var. Ve orta koridorlar arasındaki fark 2000 altına yaklaştı. Ölümsüz kalkan ya alındı. Yanına da kazma alındı. Bir tane de pembe totem. Şu an 14-11 olmasına rağmen skorun Alınan üst koridor kuleleri, alınan skorlara bazaldığınız zaman bazaldığınız zaman yani şey, shutdown mu aldılar artık bilmiyorum nasıl oldu. Farmlar, farmlardan dolayı gerçi hani farmlardan. Farmlardan artı bir de yapılan bu kule olaylarından dolayı baya bir para farkı açılmış durumda arkadaşlar. Bu arada burada ya şey rune de tercih edebilirsiniz. Second Wind böyle can yenilemesi size veriyor ya hani zaman geçti hop. Aa, içini açtı oldu lan. Ben yedi sandım onu. What the fuck? Bu hani hasar alınca falan şey yapıyor ya işte. Anladınız siz ya Rüne, Rune'ü ayıktınız. Can yenilemesi veriyor ya size. Oo bir dakika. Buradalar soyu yine öldürecek. Oo sürekli bakın. Sürekli sıçrasına direkt olarak hani anlık reaksiyon gösterip sıçra atıyor. Buradan giriyorsunuz ya Overgrowth'un yerine bu ortadan ikinci sırada. O bayağı güçlü. Yone'ye genelde alıyorlar. Onu da söyleyelim. Ve burada üste dönüyor. Bir tane daha kritik eşyasını aldı. Nautilus orta koridorda düşecek mi? Diana geldi oraya. Diana o Ay treşi iyi oynadı. 6-2-3'e geldi skor ve şu an yan koridora geçmiş bulunmakta arkadaşlar. Şimdi yan koridorda ya so güçlü mü güçlü. Ama sıkıntısı şu kuleye vuramayabilir. Ancak en burada en o en büyük olay Diana'nın sadece Yasuo'nun tarafına gidip Yasuo ile beraber oynayıp Yasuo'nun tarafında koridor baskısını alıp diğer koridorlara gidip çünkü şöyle arkadaşlar. Şimdi yan koridorda koridor baskısını alıp orta koridora veya herhangi bir koridora gittiğinizde verim alamadığınız olabilir. Ancak burada Diana olduğu için ve Diana predator'la oynadığı için bu verimi almanız çok kolay. Çünkü sadece Diana minyonla Q atıp minyona sekse, oradan rakibe sekse ulti ulti kullansa direkt olarak Yasuo'ya free bir savaş başlatma mekaniği olmuş oluyor. Bu arada Jinx ne yapıyor orada? Zoe'den bir bubble geldi. Bak alt koridordan orta koridora geldi. Tekrar geri dönmesi lazım. Aynen güzel geri dönüyor. Burada minyon da kaybetmedi çok. Gayet güzel. Diana da alt koridor tarafında. Buradan sürekli devam etmesi lazım. Diana'yı pinkleyip rakibin Grompu'nun oraya totemleri atıp orada oyunlar yapılması gerekiyor şu an. Ya da orta koridor hareketlenip orta koridor kulesini almaları gerekiyor bu ikisi. Üstüne döndü ne alacak? Hançeri sattı AMK mı alacak? Aynen. Hançeri satıp AMK aldı. 12. seviye rakip orta koridordan 2 seviye üstün ve 2 katı minyon kesmiş neredeyse. 86'ya 150 arkadaşlar. Yani şu an bu 2 katı minyon gerçekten Özellikle de bu eşleşmede derken Yone'nin ultisini çok iyi dojlamadı mı? Graves'e de orada bir hortum ay duvar açtı. Oy treş de geldi. Yalnız minyonlar geldiği için burada Lars minyonlardan stack alacaktır. Buraya oynamak isteyebilir. İstiyor da. Orada treş'e bir Q tuttu. burayı burayı öldürür bu arada. Sıçrası yok ama. Ay sıçrası olsa neyse çok fazla oyaladığı için rakibi çok fazla rakibi üstüne çektiği için burada ne oldu orta koridor ikinci kulesini takım arkadaşları almış oldu burada dönüp ejderi de alacaklar gayet okey ebedi kılıcı da bitti şu an Diana ile beraber çok rahat bir şekilde oynayacaklar ama dipnot ya son orada o şekilde ölmesi evet orta koridor ikinci kulesini aldıkları için worth ama orta koridor ikinci kulesini veya ilk kulesini vesairesini zaten alacakları için asıl amacın Yasuo'nun ölmemesi olması taraftarıyım. Çünkü Yasuo ölmediği sürece oyundaki her şeyi zaten alabilirler. Yasuo Diana kombosuyla. Hemen bir üst koridora rotasyon. Yone'yi yine yakalamaya çalışıyor. Minyonlar gelecek ama oradan bir şey çıkmaz. Mesela şu an burada Yone'yi kovalamak yerine direkt olarak koridoru ittirmesi lazım. Kendisi de onu fark etti zaten. Yone'yi herhangi bir şekilde kovalamıyor. Direkt olarak minyonları ittirdi. Alamete doğru gidiyorlar. Dakika 20'de baron almaları çok muhtemel. Dakika 20'de baron alabilirler. Çünkü rakip takımın yapabileceği hiçbir şey yok ve hasar da var. Hem Afelios hem Diana hem Akşan hem Yasuo. herkes hasar verebiliyor Baron'a. O yüzden bayağı önemli. Ve 14. seviyede olmuş bulunuyor. Hemen koridoru ittirdi bakın. da kendisini şey yapıyor. Şimdi tekrar üst koridora totemi kırdı. Bak burada geldiğiniz totemi kırdınız. Buradan orta koridora gidemezsiniz. Sizin koridoru ittirdikten sonra bir tane hakkınız var. Bir hamle. O hamlede totem kırmak oldu. Orada biraz zaman kaybedildi. Üst koridora gidildi. Bu minyon dalgası ittirildi. Bundan sonra tekrar orta koridora gidilebilir. Bu okey ama burada gitmiyor. Niye? Çünkü takım arkadaşları üst koridor tarafına geliyor. O yüzden de Lars da çok cesaretli bir şekilde ileriye doğru gidiyor. Şimdi burayı ittirdikten sonra mesela buradan birden barona dönebilirler. Mesela. Bak burada mesela ama Afelios Anatolius'un hatası bu. Ne hata? Burada mesela Afelios Anatolius'un değil. Afelios'un. Aphelios'un gelip burada bu minyonların alması gerekiyor. Ya da tam tersi Akşan'ın gelip buradaki minyonları alması gerekiyor. Buradakiler de üst koridor rotasyon yapacaklar. Ama burada inhibitor kulesine vurmazlar büyük ihtimal zaten. O yüzden de dediğim gibi Aphelios'tan Atulus ya da sadece Aphelios oraya gitmesi lazım. Yalnız orada yakalandı. Jinx'e bir ulti geldi. Lars çok uzak oraya ultiyi atamadı. Trash orada tutuşturu yedikten sonra büyük ihtimal düşecektir. Aynen öyle oldu. Yalnız Yone ne yapıyor? Lan Diana gir şuraya birden. Akşan yine alt koridorda. Zaten takım arkadaşları kazandığı için farmlıyor. Şu an Akşan'ın yaptığı baya doğru bir şey. Takım arkadaşları kazanırken takımca bir şey yapmasına herhangi bir şekilde gerek yok. Çünkü zaten takım arkadaşları kazanıyor. Haritada farmlaması çok çok daha verimli bir olay. Evet dediğimiz gibi dakika 20'de Baron'a da gidiyorlar arkadaşlar. Baron güçlendirmesini direkt olarak alacaklar gibi duruyor. Jinx'ten multi denemesi ama maalesef ki yemedi. Bu arada bu oyunda koridorda gerçekten ee, birkaç tane püf nokta var ve hani baktığınız zaman şimdi Lars Yasuo'yu çok iyi oynuyor değil mi? Bunda hepimiz en fikirizdir. İyi oynuyor yani. Ama mesela her maç o Yasuo yeteneklerini göstermiyor adam. Yani gösterecek pozisyonda olmayabiliyor. Mesela bazı maçlar tecrübenizle kazanırsınız bazı maçlar yeteneğinizle. Aslında tüm olay bu. Bu maçı mesela Yasuo'daki o tecrübe olaylarını mesela adam bilinçli. Adam diyor ki mesela ben Yasuo'yla şunu şunu yaparım. Şunu alırsam bunu keserim. İşte şu eşyaya ulaşırsam bunu yaparım gibi düşüncelerle oyun oynadığı için mesela ne çok agresif oynuyor, ne böyle pasif oynuyor. İkisinin ortası. Çok Bence güzel bir oyun aslında bu oyun. Mesela Akşan oyunda hiçbir şey yapmadı. Hani takıma yarayacak hiçbir şey yapmadı. Ona rağmen 4 kişi oynamalarına rağmen bence gayet iyi. Bu arada karşıdaki Jinx de 200 milyon kesmiş onu da söyleyelim yani. Bu arada bir dakika Lars oraya giriyor ama hiç gerek yok buralar. Bak Lars az önce övdüm seni. Buralara hiç gerek yok reis. Aynen. Çık 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 çık. Buralara hiç gerek yok yani böyle bir şeye. Yan koridorlara gideceksin. Bu Yasuo'nun şu an işi direkt Diana'yla ile ya. Diana'nın olmadığı yerde Yasuo'nun işi yok yani. Bak Diana yok mesela Yasuo da bir şey yapamıyor. Yani Yasuo ile her zaman bir şey yapacaksın diye bir şey yok. Hop bak hop Diana geldi. Oy 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 oy. İşte bu. Bu kadar. Diana gelecek basacak ultiyi. Buradan sonrası bu. Şimdi bazı kompozisyonlar maç burada bitiyor bu arada. Bazı kompozisyonlarda bir zamandan sonra oynanıyamazsın. Sağ takım sol tarafa karşı bu kadar gerideyken maç kazanma ihtimali yok. Sağ takımda tank yok. Sağ takımda kitle kontrol yok. Grace, Zoe, Yone, Trash. Bunlar net kitle kontrol değil. O yüzden de Diana'ya soyu tutma ihtimalleri yok. Diana ultiyi bir koyuyor. Tık exhaust desen, bitkinlik desen yok. Yani o yüzden bu kompa karşı sağ takımın geriye düştükten sonra kazanma ihtimali yok arkadaşlar. Burada da bu analizimiz bitiyor. Dediğim gibi koridor aşamasında bence güzel hamleler vardı. Özellikle o üste dönme olayı ben, benim çok hoşuma gitti eğer öyle düşündüyse. Dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.